Aymin Öcalan, Kaytan ve Kürt tutsakları hakkında verdiği kararlar var. Bu kararlara göre ağırlaşma nöbet infaz rejiminin bir son olmayacak şekilde, yani ölünceye kadar bir hapishane, tecrit altında bir hapishane ve kalma şeklinde uygulanmasına ayım umut hakkı adı verilen bir kararla ihlal, işkence yasağının ihlali olduğunu söylüyor. Yani diyor ki bir kişinin ölünceye kadar suçu ne olursa olsun, yaptığı iş ne olursa olsun ölünceye kadar hapishane tutulması bir devletlerin kabul edilebilir infaz rejimi değildir. Bir işkencedir. İşkence sürecidir diyor ayım. Buna dair düzenlemeleri yapın diyor. Bir tavsiye de barındıran bir kararları var ayımın. Bu infaz rejimini düzeltin. Ağırlaşma nöbet infaz rejimini düzeltin. Kimseyi ölünceye kadar hapishane tutamazsınız. Tecriti kaldırın şeklinde tavsiye verdiği kararlar var. Türkiye'de bu kararlar uygulanmıyor. İstikrarlı şekilde devlet kurumları tarafından en alttan, yani ceza infaz kurumundan Anayasa Mahkemesi önündeki başvurulara kadar uygulanmıyor bu kararlar. Türkiye AİHM'in verdiği bu kararlar uygulamıyor. Bu nedenle Bakanlar Komitesi önünde 2021'den beri süren bir süreç var. Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamadığına dair. Bu daha önce Kavala kararlarında da benzer uygulamama süreçleri yaşanmıştı. Halen devam ediyor. Bu da aynı şekilde teclise dair, ağırlaşma nöbet infaz rejimine dair, uygulanmayan kararlara dair bir süreç. Burada 2021'den beri devam eden bir süreçti. Devletten bir savunma alındı, savunma eylem planı alındı. Biz bu kararları nasıl uygulayacağız şeklinde ve kararın neden aksi olduğu da devletin bir savunması vardı. Türkiye bizim hukukumuzda durum böyle, ölünceye kadar kalır demiyor. Yani zaten bahsettiğiniz uluslararası sözleşmeler ve ihlal kararları kalmamalı diyor her kişi için. Umut hakkını sağlamalısın diyor devletlere. Türkiye de buna karşılık şunu söylemiyor. Evet, bizim yasamızda ağırlaşma nöbet alan kişi ölene kadar kalır demiyor. Cumhurbaşkanı'nın af yetkisi var diyor. Dolayısıyla çıkabilir diyor. Koşula sağlanan hükümleri var diyor. Sağlık sorunları yaşayan kişilerin, ağırlaşma nöbet hükümlerinin yararlanabileceği koşullar var diyor. Bunları aslında durum o kadar sert değil. Yani ağırlaşma nöbeti biz ölene kadar uygulamıyoruz şeklinde söylüyor. Çünkü normalde istisnalar olmasa kağıt üstünde infaz kanununa göre ağırlaşma nöbet hükümlüsü de 39 yıl içinde çıkabiliyor. Ama terör mücadele kanununda, ama Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilerde hep istisnası var. Bu istisnalar uygulanınca da zaten aslında o infaz kanunu denemesi ortadan kalkıyor. Herkes ölünceye kadar kalıyor yani. Pratikte olan bu. Türkiye bu komitenin verdiği daha önceki tavsiye kararlarına zaten mevzuatın değiştirilmesi vardı. Yani bu istisnaların kaldırılması, bu terör mücadele kanunu gereği olduğu öne sürülen istisnaların kaldırılması, yani Türkiye'nin ödevlerinden biri de mevzuatını düzeltmekti. Yani ağırlaşma nöbet hükümlüsünün çıkabileceğini kesin olarak, yani istisnasız ama fakatsız şekilde görev olarak önüne koyması zaten hem AİHM kararının tavsiyesi 4 kararında, hem de Bakanlar Komitesi'nin yaptığı şey önerisiydi, eylem önerisiydi. Türkiye'de buna dair bir eylem önerisi yapacağını, eylem planı çıkaracağını söylemişti ama somut durum bu değil. Komitenin bu kayıtsızlık doğru bir tanım gerçekten. Nedeni aslında şeyde değil. Yani Türkiye'nin bir şeyleri çözmeye yolunda adım atması ve komitenin, Avrupa Konseyi'nin bir süre vermesi gibi bir şey değil. Aslında bu emperyalizmin politik programlarının, politik pazarlıklarının bir sonucu maalesef. Zira Türkiye bu konuda gerek 2021'den beri ilk kez komite önüne geldiğinden beri, gerekse bu ihlal kararlarının uygulanmadığı en baştan beri bir adım atmıyor. Ne mevzuatta bir düzenleme yapıyor, ne Anayasa Mahkemesi kararları, herhangi mahkeme kararları, yani infaz hakimliği kararları dahi bu konuda bir adım sayılabilecek bir hareketi yok. Mevzuatta hiçbir düzenleme yok, fiili uygulamada hiçbir düzenleme yok. Ama bunlar çok açık şekilde hem basına yansıyor hem kamuoyunun, Avrupa kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen komite bir adım atmıyor. Tabii bu komitenin adım atmasının sebebi Türkiye'nin işte Ankara Anlaşması, bu mültecilere yönelik süreçlerde, ekonomik süreçlerde Türkiye ile Avrupa arasındaki pazarlıkların bir sonucu. Bu konuda Avrupa Konseyi'nin, komitenin, Bakanlar Komitesi'nin samimi olmadığını söyleyebiliriz. Bu sadece bu umut hakkı meselesinde de değil. İşte Kavala kararlarında, Demirtaş kararlarında aynı şekilde Avrupa Komitesi, Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi politik pazarlıklar angajmanında susuyor, yavaşlatıyor, iş yavaşlatıyor.
toplantı 3 ay sonra veriliyor, 1 yıl sonra veriliyor. İşte dediğiniz gibi sadece 3. toplantı, 2021'den beri bu. 3 yıllık geçen bir süreçte koskoca Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi bu konuda 3 kere toplanmış. 3. yeni toplanacak, toplanabilecek. Dolayısıyla bunun hukuken ya da konsey Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi önünde bir samimiyetten ya da yürüyen bir prosedür var. O yüzden toplanmıyorlar. Bir şeyler çözülmeye çalışılıyor değil. Bu politik pazarlıklar kapsamında yavaşlatılıyor. Türkiye'nin belli başlı masada tehditleri, şantajları var belli ki. Bu kapsamda bu süreçler yavaşlatılıyor maalesef, yavaş yürüyor. Bunun üzerine 9'a 2 bildirimden bir usul var. Bu bir ülkede insan hakları ihlallerine infaz ihlal kararı verilen ve bu kararların uygulanmadığı bir ülkede demokratik örgütleri, sivil toplum kuruluşları bir bildirimde bulunuyor. Diyor ki bu ülkede işte sizin verdiğiniz kararlar uygulanmıyor. Şu şekilde uygulanmıyor, şunlar eksik, mevzuatta şu sorunlar var, uygulamada şu sorunlar var diyor. Biz de bu konuda bir bildirimde bulunduk. Dedik ki bu ülkede hala araştırma bet infaz rejimi ölünceye kadar uygulanıyor ve bunun hukuki engelleri var. Yani kağıt üstünde belli şekillerde devletin savunduğu üzere kişinin müebbet hapis cezası almış kişinin bırakılmasını ya da bir umuda, dışarı çıkma umuduna sahip olmasını sağlayan kağıt üstünde şeyler var ama pratikte uygulanmıyor, mevzuat buna izin vermiyor, Anayasa Mahkemesi, mahkeme kararları buna kabul etmiyor. Dolayısıyla bahsedilen devletin eylem planı ve çözüm önerileri gerçek değil dedik. Bunu içeren bir bildirimde bulunduk Bakanlar Komitesi'ne. Bakanlar Komitesi'nin yaptırım gücü ne şekilde? Aslında kağıt üstünde Bakanlar Komitesi'nin en maddi yaptırımlar, tazminatlardan vesaire bahsediyorum, oy hakkın kısıtlanmasından en ağır şekilde Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılması, üye ülkenin Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına kadar hakkı var. Geniş bir hakkı var. Daha doğrusu kağıt üstünde böyle bir yetkisi var. Bu hiç uygulanmadı şu ana kadar. Azerbaycan bir siyasi tutsağın yargılamasında, ihlalinde böyle bir süreçle karşılandı. Bunların yapılacağı, yani üyelikten çıkarmaya gidileceği noktasına geldiği iş, yani en azından kamuoyunda böyle bir ihtimal olduğu söylendi. Azerbaycan en son serbest bırakma işlemini gerçekleştirdi. Dolayısıyla bunun bir örneği yok şu ana kadar. Yani üyelikten çıkarmaya kadar gelen bir süreç yok. Ama Türkiye'de bu iş buraya gelir mi? Politik angajmanına bağlı şeyler bunlar elbette. Ama o kadar işler yavaşlanıyor ki işin oraya gelmesi noktası, işin çıkarma noktasına gelmesi yine bayağı bir zaman alır. Gerçekten uygulansa bile. Demirtaş kararında da aynı şey oldu. Kavala kararında da aynı şey oldu. Devletin tamam yaptırım yapacağım, tamam eylem planım var hikayesi 2 yıl atıyor sürekli. Bu şeyler, bu yaptırım tehditleri bir yerde işe yarar mı, bir yerde Türkiye'nin adım atmasını sağlar mı göreceğiz. Ama elbette ekonomik yaptırımlar, fiili yaptırımlarla Türkiye'ye karşı bir baskı gücü var. Aslında Bakanlar Komitesi samimi bir şekilde bir şey yapmaya karar verdiğinde Türkiye üzerinde yaptırım yetkisi var. En azından Türkiye'nin tamam ben Avrupa ile ilişkimi kesiyorum. Artık o vize meseleleri zaten çok zor olan vize meselelerini askıya alıyorum. O ekonomik anlaşmaları çok zora sokuyorum. Bunları kabul ediyorum. Dayı noktasına getirmeye kadar bir hakkı var. Bir yaptırım gücü var. Ama bu yaptırım gücü uygulanırsa. Eğer uygulanırsa ve Türkiye gerçekten bundan zaten çok zor durumda olan ekonomisini daha da zor duruma sokmama noktasına bir irade gösterirse o zaman bunların uygulanma gücü var. Demirtaş kararında, Kavala kararında, Mutlak kararında uygulanma noktasına geleceğiz. Gelir miyiz? Umarım makul bir şekilde, hak ihlallerine giderilir bir şekilde geliriz. Hiçbir şekilde bunlar söz konusu olmaz. Biz bu hak ihlallerine gideriz, mutlak hakkını sağlarız. Türkiye'ye biraz daha makul bir hukuki zemine itilir. Ama olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Böyle bir yetki hakkı var. Bizim hem uluslararası düzeyde hem ulusal düzeyde girişimlerimiz sürekli sürüyor. Yani gerek ÇAD olarak gerek diğer kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları sürekli olarak CPT önünde, Birleşmiş Milletler önünde, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği önünde sürekli başvurular yapıyoruz. Ama işte biraz da uluslararası muhataplarımızın gerçekten samimi bir şekilde buna yaklaşması lazım. Bizim başvurularımıza karşı her zaman olumlu dönüş alıyoruz aslında çünkü hukuk çok açık. Kimseyi, ister Abdullah Öcalan olsun, ister adına her kim derseniz deyin, ölene kadar hele böyle tecrit koşulları altında, İmralı'daki gibi avukat görüşü, aile görüşü gibi, telefon hakkı gibi, mektup hakkı gibi en temel, en bir tutsağın en
alt zemindeki haklarının engellendiği şekilde bir teçhiz altında tutmak ve bunu bir ömür ölene kadar yapacağını söylemek mümkün değil. Herhangi bir hukukun, yani sanırım Afrika ülkelerindeki en kabile rejimlerinin bile kabul etmeyeceği bir durum. Biz çağda olarak da dost kurumlarımız ÖHD, İHD, diğer kurumlarımız olarak da bu süreçte yürütüyoruz. Ancak bu süreçler yine her zamanki mücadeleyle çözülecek. Uluslararası muhataplarımız da bizim mücadelemiz büyüdükçe biz daha çok dikkate alacaklar. Yerel muhataplarımız, devlet de biz daha çok mücadele büyüdüğünde dikkate alacaklar. Biz dost kurumlarımızla birlikte hem hukuki alanda hem gerçek mücadeleler, ailelerle birlikte süreçlerimizi yürütmeye, mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Umarım tecritin, işkencenin ortadan kaldırıldığı bir güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. O günleri de göreceğimizi umuyoruz.